Bağırsak düğümlenmesine ilişkin sorularımız çoğunluk olduğu için sırasıyla gidelim hocam. Evet. Bağırsak düğümlenmesi yine çocuklarımızda sık rastlanan sağlık sorunlarının başında geliyor. Yani sık derken şöyle, bizim tabii cerrahi patolojilerimizden birisi, apandis eğer %7 görülüyorsa bu binde bir gibi oranda. Evet. Çok aşırı sık değil. Bunun haricinde diğer nedenleri de isterseniz geçelim. Tabii. Ameliyat gerektiren bir durum. Burada çilek şölesi kaka deriz biz. Böyle ezilmiş çilek gibi şeklinde bir kaka yapar çocuk bağırsak düğümlenmesinde. Buna dikkat edilebilir. Bunun haricinde gözlemleyecekleri... Yani gözlemleyecekleri huzursuz bir çocuk vardır, kusması olan bir çocuk vardır, evet, ve kram tarzı karın ağrılar olur. Bir de çocuklarımızda kistlerden bahsettiniz, kız çocuklarımızda. Biraz daha açarsak efendim, görüntüyü, bir sonraki görüntüyü de ekrana gelirse arkadaşlar. Çünkü kız çocuklarımızın kistleriyle ilgili tedavi aşamaları da, evet, atlamamak bu, gerekiyor. Bu Meckel divertikuliti, demin az önce bahsetmiştim. Bağırsakta normalde gerilemesi gereken anne karnında bir yapı. Bu da çocuklarda karın ağrısı, bazı zaman da makattan kanama nedeni olabiliyor. Ameliyatta çıkarmak gerekiyor. Meckel divertikuliti diye ismi var. Yaşı var mı hocam? Çünkü yaşı yok. Yani yok. Tanı ve ne zaman tanı konulursan veya bulgu verirse. Evet. Tedavisi, tedavisi ameliyat, o kısmın altında çıkarılmasıdır. Evet. Bu da çocuklara has hemen hemen. Yani ilişkinlerde de olur, evet, ama çocuklarda biz sık görüyoruz. Peki yine çocuklarımızda inmemiş testis. Evet. Patolojik sorunları, yumurtalıkları, kist ve şeylerden söz etmiştiniz. Lütfen. Kız çocuklarına buna dikkat etmek lazım. Özellikle ergenlik döneminde kistlere bağlı ağrılar olabilir. Ultrasonla tanı konulur. Evet. Adet düzensizliği olabilir çocuklarda ve apandisle sık karışır. Özellikle sağ taraf ağrılarında, evet, karışır. Kız çocuklarına da bunu akılda tutmak lazım. Evet.